hastanın yanında bulunan kişi şifa niyetiyle şu dualardan birini yapabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder, onun yanında 7 defa Es'elullahil azime rabbel arşil azimi en yeşfiyeke duasını okursa Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir. Anlamı şöyle, Ulu Arş'ın Rabbi Yüce Allah'tan sana şifa vermesini isterim. Bunu hastanın yanında okursa Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir. Bu hadisi şeriftir. Hazreti Ali radıyallahu anhuma diyor ki, hastalandığım bir anda Peygamber Efendimiz beni ziyaret etti. Ben o anda Allah'ım eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır. Ve eğer bu bir deneme ise bana sabır ver diyordu. Peygamberimiz nasıl dedin buyurdu. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağı ile bana dokundu ve Allahümme afihi veya Allahümme şfihi. Allah'ım ona afiyet şifa ver diye dua etti. Bir daha da o ağrıdan şikayet etmedim buyurmuş. Üçüncü bir dua. Peygamberimiz hasta olan bir sahabeyi ziyarete gitti. Ve durumunu gördükten sonra da ona şöyle dedi. La ba'se tahurun inşallah. Bir şey yok, iyi olur inşallah diyerek temennide bulunmuş. Dördüncü bir dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıtmalı bir sahabeyi ziyarete gitti ve ona şöyle dua etti. Keffaretun ve tahurun. Anlamı günahlarına kefaret ve temizlik olur inşallah diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.